Sevgili gençler merhaba. Ben rehber psikolojik danışman Semi Hoca. Bugün sizlerden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağım. Hadi bakalım başlayalım. Merhaba Tonguç Akademi. Adım Belinay, soyadım Savaş. Şanlıurfa'da yaşıyorum. Hem de 6. sınıfım. Size sormak istediğim bir soru var. Ders çalışırken ya da soru çözerken bir türlü odaklanamıyorum ve bu motivasyonumu çok düşürüyor. Yardım ederseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Sevgili Belinay merhaba. Ders çalışırken odaklanamama problemimiz genelde Gün içinde ders dışındaki şeylerle çok fazla haşır neşir olmamızla ilgili. Bu sosyal medya olabilir, arkadaşlarımızla geçirdiğimiz, yapmamızıdan hoşlandığımız aktiviteler olabilir. Biraz aslında bunları daha ölçülü ve kontrollü e, bir araya getirebilirsek, derslere odaklanma konusunda da e, bize bu yardımcı olacaktır. Çünkü gün içinde yaptığımız şeyler unutmayın, bilinçaltımızda bir yerlerde sürekli işleniyor, işleniyor, işleniyor ve oraya yerleşiyor. Biz başka şeyler yapmak istediğimizde ise hop bizi alıp başka o noktaya getiriyor. Nereye getiriyor? Dikkatimizin dağıldığı yere getiriyor. Bunun yerine şöyle yapmalıyız. Her şeyin ölçülü ve zamanında olmasına özen göstermeliyiz. Bakın sosyal medyada geçirdiğimiz zaman ne kadar uzunsa derse odaklanmamız o kadar zor olacaktır. Dolayısıyla gün içindeki yaptığın aktiviteleri bir kontrol et. Neler yapıyorsun? Senin en fazla kafanı karıştıran, dikkatini dağıtan şeylerin ne olduğunu bir kenara yaz. Bu bir. İkincisi, kesinlikle odanın bir düzeni olsun. Yani masanın üzerinde senin dikkatini dağıtacak bir şeyin olmamasına özen göstermelisin. Masanın etrafında bir pencerenin önünde mesela çalışmak seni olumsuz etkileyebilir. Onun yerine duvara dayalı, eğer fiziksel olarak bunlar odanın imkanları varsa ya da böyle bir imkanın varsa daha sessiz, sakin, motivasyonunu düşürecek ya da dikkatini dağıtacak şeylerden uzak kalmalısın. Bu şekilde başlarsan eğer sana yardımcı olacaktır. Lütfen gün içinde yaptığın şeyleri tekrar bir gözden geçir ve dikkatini dağıtan şeylerin ne olduğunu bir kenara yaz. Bir süre sonra sana bununla ilgili bir fikir verecektir. Hocam benim matematik netlerim ee, çok kötü ama matematiğim normal olarak çok iyi. Ortalamam 99 ama matematik netlerimi yükseltemiyorum. Nasıl yapabilirim? Sevgili Azra merhaba. Öncelikle test çözme tekniklerini geliştirmen gerekli. Bunun için yapman gereken şey zamanı doğru kullanmak. Çünkü okullardaki sınavlarla çoktan seçmeli sınavlar arasında şöyle bir farklılık var. Birinde zaman uzun, sorular az. Diğerinde zaman ve sorular arasında belli bir ilişki var. Yani her soruyu ayıracağın zamanın belli olması gerekiyor. Bunun için ne yapıyoruz? Turlu soru çözüm tekniğini kullanıyoruz. Yani bütün soruları gördükten sonra başa dönüyoruz ve yapamadıklarımızı tekrar inceliyoruz. Eğer bu yöntemi uygularsan muhtemelen sen de sınavlarda yetiştireceksin. Çünkü burada anladığım kadarıyla sınavları yetiştirmekte zorlanıyorsun. Bir başka konu ise işlem basamaklarını takip etmek. Eğer işlem basamaklarını doğru takip edersen emin ol dikkatten kaynaklanan hataların da azalmaya başlayacaktır. Sor nedir işlem basamağını takip etmek? Bize verilmiş bir işlem sıralaması var. Bunun içerisinde çarpma işlemleri, bölme işlemleri vesaireler var. Biz ne yapıyoruz bunu? Hangi hatayı yapıyoruz? Bunları çözerken kafamızdan çözüyoruz. Bunun yerine ne yapmalıyız? Hepsini tek tek yazmalıyız. Eğer bu iki konuya çok dikkat edersen emin ol sınavla ilgili başarında da artış söz konusu olacaktır. Adım ya Adım 7. sınıfım İstanbul'da oturuyorum. Sormak istediğim soru ödevler dışında ne kadar testlere bakmamız gerekiyor? böyle. Sevgili Yağız merhaba. Aslında ne kadar test çözüyorumun yerine şunu sormalısın kendine. Kaç tane yanlış yaptım? 10 tane soru çözdüm. Bunun 9 tanesi yanlışsa bunun kendi içinde bir değeri yoktur. Ne yapmam gerekiyor? Yanlış yaptığım soruların peşine düşmem gerekiyor. Eğer yanlış yaptığın soruların peşine düşüyorsan, bunları öğretmenlerine soruyorsan, bunlarla ilgili tekrar yapıyorsan o zaman yeterince test çözüyorsun demektir. Merhaba Tanguç Akademi. Ben Elif. 6. sınıfta okuyorum. Ankara'da yaşıyorum. Ders çalışırken sürekli kafam dağılıyor. Bunun için odaklanamıyorum ve ders çalışamıyorum. Bunun için bana bir çözüm önerisi sunarsanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın. Sevgili Elif merhaba. Az önce Belina için cevaplamıştım ama sen de sormuşsun madem sana da söyleyeyim. Ne yapıyorduk? Kısaca geçelim. Birincisi çalışma ortamımızı düzenliyorduk. Odamızda dikkatimizi dağıtan şeyleri masamızın üzerine koymuyorduk. İkincisi gün içerisinde yaptığımız neyle çok fazla zaman geçiriyoruz, neyle haşır neşiriz, onu da bir kontrol etmemiz gerekiyor ve bunları aslında dikkatimiz her dağıldığında dikkatimizi neyin dağıttığını bir kenara not alırsak bunları topladığında senin de karşına bir cevap çıkacaktır. Onun haricinde ben başka bir şeye daha değinim. Aslında buraya gelene kadar olan kısımda da zamanı doğru kullanmama ile ilgili bir problemimiz var. Neydi o? kitaplarımızı koyuyoruz. Başlayacağız çalışmaya. A kırmızı kalemim yok. Hadi kırmızı kalemimi arayayım. Tam başlayacağız. A fosforlu kalemim yok. Fosforlu kalemimi arıyorum. Tam başlayacağız. A dur bir bardak su içeyim. A karnım mı acıktı? Derken bir bakıyoruz. Kitabın üstünde uyuyakalmışız. Aslında bu istekle ilgili bir şey istemediğimiz zaman başlamak için yeterli motivasyona sahip değilsek Oraya geldiğimiz o noktada uykumuz gelmeye başlıyor, dikkatimiz dağılmaya başlıyor ve farklı şeylere yöneliyoruz. Aslında bu bütün gün içinde yaptığımız şeyler, ders çalışmaya olan istekliliğimiz, motivasyonumuz bunların hepsi bir araya geldiğinde bizim dikkatimizin ne sürede kullanacağımız ya da dikkatimizin dağılmasına nasıl etki edeceği ile ilgili. O zaman sen de şöyle yapıyorsun, masanın üzerini kontrol ediyorsun dikkatini dağıtan bir şey var mı? Sadece masa değil odada cep telefonu, televizyon, bilgisayar dikkatini dağıtacak ne varsa onlardan uzak bir tarafa çevir masanı. Yani mümkünse başka bir odada olsun. Çalışma odanda kitapların ve kalemlerin dışında dikkatini dağıtacak hiçbir şeyin olmamasına özen göster. İkincisi de gün içinde yaptığın aktiviteleri, etkinlikleri, sosyal medyada ne kadar zaman geçirdiğini bir kontrol et. Ve bunları mümkünse dikkatin dağıldığı anlarda bir kenara yaz. Çok yararlı olacaktır. Umarım faydalı olur sana. Sevgili gençler sorularınızı bana sormaya devam edebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey isminizi, soy isminizi ve şehrinizi belirterek bu mail adresine bir mail göndermek.